Merhabalar, ben Fulya. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kahvaltılık nefis bir tarif olacak. Kızarmış peynir topları olacak. Hiç bekletmeden yapımına geçiyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok da pratik bir tarif oluyor. Böyle top peynir kullanacağım. Biraz un, bir yumurta, biraz da galeta unu kullanacağım. Başka bir malzemem yok. Bu peynir böyle satılıyor. Bunu peynircilerde de bulabilirsiniz. Marketlerde markalı olarak da bulabilirsiniz. Öncelikle peynirlerimin üzerine birazcık un serpeceğim ve hepsini güzelce una bulayacağım. Şipşak bir tarif oluyor gerçekten. İsterseniz hepsini böyle hazırlayıp paneleyip buzlukta da dondurabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman çıkarıp hiç çözülmesini beklemeden kızartabiliyorsunuz. Ben o yüzden çok seviyorum. Böyle hazırlayıp lazım olduğunda hemen çıkarıp kızartıyorum. Una buladıktan sonra peynirleri şimdi yumurtaya bulayacağım. Yumurtayı önce güzelce çırpıyorum. Bir yumurta yeterli geldi benim peynir miktarıma göre. Hepsini yumurtanın içine atacağım. Önce yumurtayı bulayacağım. Ondan sonra da fazla yumurtasından arındırıp galeta ununa bulayacağım ve kızartıp servis edeceğim. Başka türlü peynirlerle de yapabilirsiniz bunu. Mesela burgu peynir olur. Bu top peynirin bir de uzun uzun olanı var. Onunla olur. Köy peyniri olur, hatta kaşar peyniriyle de oluyor. Ama kaşar peyniriyle yaparsanız, yani daha doğrusu fazla eriyen peynirlerle yaparsanız eğer, kalın kalın doğrayıp güzelce panelemek gerekiyor ki eriyip dışına taşmasın diye. Kaşar peyniriyle biraz daha riskli. Ama yapılabilir. Ben de yapıyorum ve çok seviyorum. Yumurtaya da buladım peynir toplarını. En son galeta ununa bulayacağım. Ondan sonra zaten başka bir şey yapmayacağım. Kızartacağım. Sıcak sıcak da servis edeceğim. Burada eğer mesela misafire ya da kahvaltı yaparsanız önceden hazırlayın ama servis edeceğiniz zaman kızartın. Çünkü soğuduğu zaman o içinin akışkanlığı gidiyor ve sertleşiyor. O yüzden en iyisi sıcak sıcak servis etmek. Şöyle biraz sıvı yağ ekledim tavanın içine. Yağ kızdıktan sonra da peynirleri koyuyorum ve güzelce kızartıp ondan sonra alıyorum. Kahvaltılarda benim çok sevdiğim bir çeşit oluyor. Aslında peynir yemeyen kızlarım da mesela bu tarife bayılıyor. Siz de eğer peynir yemeyen çocuklarınız varsa bu şekilde değişik tarifler deneyerek yemelerini belki sağlayabilirsiniz. Kızaran peynirlerimi şimdi alacağım. Önce fazla yağdan arındırmak için bir peçetenin üzerine koyacağım. Ondan sonra da servis tabağına alıp servis edeceğim. Instagram'da da paylaştım bunu. Gerçekten çok rağbet gören bir tarif. Sık sık yapıyorum. Beni orada da takip etmek isterseniz bu arada adresim Happy Foods. Takip edebilirsiniz. Bu tarifte umarım hoşunuza gider. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben peyniri servis edip sonunu çekene kadar birazcık soğuttum ama kıvamını şöyle göstereyim. Çok soğumamış henüz. Tadı muhteşem gerçekten. Umarım siz de beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.